İyi akşamlar herkese. Bonsoir à tout le monde. Bugünkü dersimizde le passé composé ve imparfait ilişkisini anlatacağız. Passé composé est utilisé en français pour répondre à la question que s'est-il passé? Passé composé hangi soruya cevap verir diyor. Passé composé ne oldu? Geçmişte ne oldu? Kaza oldu. Ne oldu? Ali düştü gibi. L'imparfait, quant à lui, imparfait ise ona gelince répond à la question. Hangi soruya cevap veriyor? Que se passait-il? Ne oluyordu? Quand l'événement se produit. Bir olay gerçekleşirken ne oluyordu? Örneğin Ali okula giderken kar yağıyordu. Kar yağıyordu. Burada imparfait oluyor. Le passé composé relate généralement des événements. Geçmişte kullanılan passé composé genellikle olayları, imparfait ise ne olduğunu, ne geçtiğini, sökiyete neyin olduğunu ya da geçmişteki alışkanlıkları gösteriyor. Les adverbes suivants sont couramment associés avec chacun de ces temps. Evet, passé composé ile hangi zarfları, imparfait ile hangi zarfları genellikle kullanıyoruz? Imparfait ile tous les jours, tous les matins gibi. Örneğin, tous les jours je dormais. Her gün uyuyordum. Tous les matins je prenais mon petit déjeuner. Her sabah kahvaltımı alıyordum. Chaque jour, chaque matin, chaque mois. Chaque mois, il passait ses vacances à Antalya. Her ay tatillerini Antalya'da geçirirdi. En général, généralement, d'habitude. Genellikle. Il allait au cinéma. Il allait généralement au cinéma. O genellikle sinemaya giderdi. Autrefois, à l'époque. Eskiden. Geçmişte gibi. Autrefois, il neige beaucoup. Eskiden çok kar yağardı. Toujours, souvent, rarement. Toujours, her zaman, souvent, sık sık, rarement ise nadiren. Il parle rarement français. O çok nadiren Fransızca konuşurdu. Bunlar aslında ki şimdiki zamanların zaman zarfları. Bu zaman zarfları imparfait ile de kullanabilirsiniz. Şimdiki zamanını da kullanabilirsiniz. Peki passé composé'nin zarfı. Un jour, bir gün. Matin, un matin, un soir. Un soir, il est allé me voir. Beni görmeye gitti. Il est venu me voir. Beni görmeye geldi. Soudain, brusquement, brutalement. Birden, soudain, brusquement, yine birden. Soudain, il est sorti. Birden çıktı. Il est brusquement sorti. Birden çıktı. Tout un coup, tout un coup. Yine birden demek. Tout de suite, immédiatement. Il est parti immédiatement. Hemen gitti. D'abord, enfin. D'abord, öncelikle. Il a mangé. Il a enfin mangé. Nihayet yemek yedi. Puis, ensuite gibi zarflar ile kullanıyoruz. Şimdi fark olarak baktığınızda imparfait, habitud passé, geçmişte yapılan alışkanlıkları gösteriyor. Avant, önceleri, Jean, passé ses vacances à la campagne. Eskiden Jean tatillerini kırda geçirirdi. Şimdiki zamanın hikayesi biliyorsunuz. Imparfait. İngilizce'de ise imparfait past continuous tense. Passé composé ise événement, olayı belirtiyor. Et puis un jour ve bir gün elle a décidé d'aller à la mer. Bir gün denize gitmeye karar verdi. Bu iki cümle birbiriyle bağlı. Avant, Jean passait ses vacances à la campagne et puis un jour, elle a décidé d'aller à la mer. Şeklinde düşüneceğiz. Passé composé, İngilizce'de simple
past tense ve present perfect tense olarak çevireceğiz İngilizce'den. Şimdi örnekleri inceleyelim isterseniz burada. Evet, şimdi örneklere baktığımızda birinci örneğimizde Nous jouions aux échecs depuis un bon moment şeklinde olmalı. Yani burada en parfait kullanacağız. Ben bayağı zamandır biz satranç oynuyorduk. Et je me forçais de trouver comment mettre mon adversaire en difficulté. Ben ise o arada çabalıyordum rakibimi zor bir pozisyona sokmak için. Quand, yine en parfait oldu ikinci bölümde. Quand mon petit frère est arrivé dans le salon. Tam bu arada benim küçük kardeşim salona geldi. A renverse l'échiquier. Evet, l'échiquier satranç takımını ters çevirdi, düşürdü. Pris d'une colère subite. Tabii bir sinirlenmiş bir şekilde. Quel moche l'avait piqué? Kim çaldı benim takımımı? Hangi adam çaldı diye kızıyor. Ma mère qui lisait tranquillement une recette de cuisine. Annem bir yemek tarifini okurken sakince. A fait irruption dans le salon en entendant le fracas. Sesleri duyarak salona erişti, salona girdi. Faire irruption, müdahil olmak. Le visage de mon frère était blanc de rage. Sinirden beyazdı. Ses membres tremblaient. Titriyordu organları. Il allait nous faire une crise de nerf. Bize bir sinir krizi geçirtiyordu. C'est alors que ma mère a demandé, sordu, calmement, sakince. Qu'est-ce qui se passe? Ne oluyor? Nous n'avons pas répondu. Embrassez cette fois encore. Tabii bu defada köşeye sıkışmış şekilde cevap vermedik. C'est alors que mon petit frère qui maintenant pleurait. İşte bu esnada ki benim kardeşim ağlıyordu. Pleurait yine en parfait. Et s'est jeté au cou de ma mère en hurlant. Annemin boynuna sarıldı, atıldı bağırarak. Ils m'ont pris le jeu que l'oncle Charles m'a offert à Noël. Charles amcamın Noel'de bana hediye ettiği o satranç takımını çalmışlar, benden almışlar. C'était donc cela, anne söylüyor bunu. Hepsi bu muydu? Yine en parfait. Une tempête dans un verre d'eau. Bir bardak suda fırtına. Öyle mi? Diyor. Yani bütün olayın nedeni sadece buymuş, küçük bir olay. Voilà, on a fini. Aussi, aujourd'hui, notre cours imparfait et passé composé. Nous pensons d'être utile pour vous. Au revoir. À bientôt.